Saatler 20'yi gösteriyor. Gündem özel programıyla karşınızdayız sevgili izleyenler. Türkiye'de gündem yoğun. İç siyaset, dış politika, ekonomi, bir dizi gelişmeler yaşanıyor Türkiye'de. Ama bugünün en çok konuşulan konusu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği kapatılsın yönünde yaptığı açıklamalarıydı. Tabii Bahçeli'nin bu açıklamalarına kurmayı Semih Yalçın'dan da tıpkı Barolar Birliği gibi Türk Tabipler Birliği de bölünsün çağrısı geldi. Bu Ankara'da çok konuşuldu bugün. Tabii Ankara kulislerinde konuşulan bir başka konu daha var. Olası bir erken seçim gündeme gelir mi? Bu da konuşuluyor. Yeni ittifak senaryoları masada. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu bir araya gelmişti. O görüşmede ittifak konuşulmadı. Hayırlı olsun ziyareti denildi ama yine de Ankara kulislerinde bu konular konuşuluyor diyebiliriz. Şu an bir Skype bağlantımız var. Hemen ona dönmek istiyorum. Mehmet Tezkan, gazeteci Mehmet Tezkan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Dilerseniz bugünün en sıcak konu başlığıyla bir başlayalım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, Türk Tabipler Birliği'ne yönelik açıklamaları. Sizce neden Bahçeli böyle bir açıklama yapmış olabilir? Ya nedeni basit, sivil toplum istemiyorlar. Ya Türk Tabipler Birliği ne dedi? Ya dedi ki suçu işte şeye atıyorsunuz, vatandaşa, sorununu da hekimlere atıyorsunuz. Bu iş içinden iktidar sıyrılmaya çalışıyor dedi. İktidar kanadından, Sağlık Bakanı'ndan ses gelmedi. Ama tek ses gelen şey iktidarın sözcüsü gibi Bahçeli'den geldi. Şimdi siz de söylediniz, Barolar Birliği konusunda Bahçeli bir tavır sergiliyor. Diyor ki Barolar Birliği bu ülkeye zararlı. Niye zararlı? Hukuk istiyor diyor. Hukukun üstünlüğünü istiyor diyor. Hukuk peşinde koştuğu için, yargıdaki adaletsizliği gündeme getirdiği için zararlı görüyor. Şimdi Tabipler Birliği'ni de ne diyorlar Tabipler Birliği? Ya çok ağır bir yük girdi. İşte siyah kurdele takıp çıkacak sağlık çalışanları bir protesto için. Ona karşı çıkıyor. Niye karşı çıkıyorsun peki? Çalışmasınlar mı? Ama işte bu sesler yükselirse, bu sesler başka kişilerde bu seslerin peşine katılırsa bir rahatsızlık duyulacağını, iktidarın biraz sarsıntı geçireceğini düşünmüş olabilirler. Bakın Çapa'dan Haseke'ye kadar ya tabipler odası, ya doktorların yürüyüşünü salgın var nedeniyle, yani virüs nedeniyle yasaklayan bir vali var İstanbul'da. Ya doktorlar herhalde yürürken kendi mesafelerini korular. Ki o doktorlar gece gündüz hastanenin içindeler, zor koşullarda çalışıyorlar, hepsi yoğun bakımdalar, hepsi işte acil servisteler. Diyorlar ki ya siz yan yana gelirseniz, işte oradan bir kilometre yürürseniz virüs salgını olabilir, o yüzden yasaklıyoruz diyorlar. Yani korku başka türlü, eğer bu toplumsal bir tepkiye dönüşürse, eğer bu Tabipler Birliği'nin yaptığı bu protesto bazı kitlelere, geniş kitlelere doğru yayılırsanın bir telaşı içinde, tıpkı Barolar Birliği'ni susturmak gibi, işte söyledi MHP Genel Sekreteri, dedi ki ya onu da bölelim. Yarın öbür gün Eczacılar Birliği'nde bölünecekler. Yarın öbür gün Mimarlar Mühendisler Odası'nda bölecekler. Çünkü onlar da bazı imari yapılara karşı çıkıyorlar. Yani sivil toplum bitsin istiyorlar. Muhalefeti zaptırap altına almak istiyorlar. Böyle bir yeni bir düzen, işte bugün de Cumhurbaşkanı biraz ifade etti. İşte adaletli, yeni Türkiye, yeni Türkiye. İşte yeni Türkiye dedikleri bu Bahçeli'nin çizdiği formül, yeni Türkiye'nin işaretleri. Yani karşı çıkan hangi sivil toplum konusu olursa olsun biraz sesini kessin diyorlar. Bizim arkamızda hizaya gelsin diye bir anlayış var maalesef. Şimdi Bahçeli'nin bu açıklamaları sonrası aslında şöyle yorumlar da yapıldı. Cumhurbaşkanının isteği de buydu. Bahçeli'ye söyletti yorumları yapıldı. Sizce de böyle mi? Tabii ki, ben de onu söylemek istedim. Bakın buna tepki yani eğer tepki gösterecek bir kişi varsa Sağlık Bakanı'dır. Sağlık Bakanı sesini çıkarmıyor. Çünkü muhatabı Sağlık Bakanı. Yani eğer bu virüsle mücadelenin yükü doktorların, sağlık çalışanlarının üstüne yüklenmişse birinci derecede muhatabı Sağlık Bakanı. Bahçeli'nin bu çıkışına o zaman Sağlık Bakanı eğer haklı buluyorsa Tabipler Birliği'nin açıklamasını, Bahçeli'ye yanıt vermesi lazım. Bakın hükümet kanalı susuyor, Bahçeli'ye öne atıyor. Daha önce de Bahçeli hep öne attı. Bahçeli kendini öne atıyor. Ben hükümet sözcüsüyüm gibi en kritik meselelerde öne atlayıp kendini iktidarın
ortağı olarak göstermek istiyor. Zaten o göstermek istiyor, biraz yanlış oldu herhalde. İktidarın ortağı, iktidarın sözcüsü pozisyonunda, iktidarı ben idare ediyorum, ben yönlendiriyorum havasında. Kendi kafasındaki de düzeni Türkiye'ye dikte ettirmeye çalışıyor. O düzen ne? O düzen otoriter bir rejim tasarlıyor. Otoriterliğin de ötesinde belki biraz totaliter de diyebileceğimiz bir otokrasi işte, dedikleri istedikleri bu. Yani sivil toplum diye bir şey olmasın, dernekler diye bir şey olmasın. Muhalefet biraz cılız bir muhalefet olsun. O da işte uyumlu bir muhalefet diyorlar, yani uyumlu bir muhalefet olsun. Karşı çıkmasın. Çünkü şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. İşte Erdoğan milli değerleri savunur. Erdoğan'a karşı çıkmak devlete, millete, milli değerlere karşı çıkmaktır gibi bir senaryo çizdiler. O senaryoyu uygulamaya koydular. Kim karşı çıkarsa, sen Erdoğan'a mı karşı çık, hükümete, iktidara karşı veya AK Parti'ye karşı çıkmış olmuyorsun. Karşı çıktığın şey devlete karşı çıkmış olursun. Devlete karşı çıkarsan Türkiye'ye, Türk milletine yani hainsin diye böyle bir önümüzdeki seçimin senaryosu şimdiden yazılıyor. Kim ağzını açarsa işte, ya ne dedi ki Tabipler Birliği? Diyor ki evet, sorumluluğu vatandaşa yüklenir. Vatandaşa bugüne kadar ne verdiler ki? Ne yaptı iktidar? Hani önlem olarak ne yaptı? Hiçbir şey. Peki ne oldu? Hastalanan hastaneye gitti. Evet, hastaneler iyi çalıştı. Bütün yükü sağlık çalışanları çekti. Onlar da bunu söylüyor. Sen diyor ki bir şey üstlenmedin bugüne kadar. Sorumluluğu vatandaşa verdin. Yükü de doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcılara, hatta kapıda bekleyen güvenlik görevlilerine kadar yükledin. Onlar hastalandı. Yani yüzlerce, 800'den fazla sağlık çalışanı hastalanmış. Onlara yükledin diye bir tepki ortaya koymasına, hainsin, kapatılmalı, derhal yargılanmalı diye bir tepki göstermeleri hakikaten çok başka bir düzen istedikleri veya iktidarın ellerinden gittiğinin telaşı olarak da yorumlanabilir. Sayın Tezkan, bir de Ankara kulislerinde erken seçim olasılığı da konuşuluyor. İttifaklar yeniden mi çizilecek deniyor. Çünkü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yine açıklamaları vardı. Ali Babacan'ın lideri olduğu Deva Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi ile ittifak kurmaya yeşil ışık yaktı. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu bir araya gelmişti. İttifakı konuşmadık dedi ama Ankara kulislerinde siz de tecrübeli gazetecisiniz. Neler konuşuluyor bu ittifaklar üzerine, bir dinlemek isteriz aslında. Şimdi mesele şu. Evet, ben de bir takım verilere baktığım zaman bu iktidarın bir erken seçime gidebileceği ihtimal üzerinde duruyorum. Fakat öyle bir noktaya geldi ki Türkiye, Tayyip Erdoğan bu şartlar altında, bu koşullar altında seçime gitmez. Çünkü %50 artı 1'i alamayacağını o da görüyor. Hepimizden daha iyi bu siyaseti bilen kişi. Memleketin nabzında tutuyor herhalde diye düşünüyorum. Ama orası da artık eskiden düşünüyorum diyebilirim. Çünkü İstanbul seçimlerinde büyük bir hata yaptı. İstanbul seçimlerinde orada bıraksaydı İmamoğlu 13 bin oyla iktidarın, yani İstanbul Belediye Başkanlığı'nı almış ama çok küçük bir farkla almış olacaktı. Belediye meclisi elinde değildi. Orada bir artık siyaseti okuyamama, işte o saraya kapanma, kendi danışmanlarının çok etkisi altında kaldığını hissediyorum. O yüzden hani ne yapacağını artık Tayyip Erdoğan'ı kestirmek zor. Ha, önümüzde seçim olur mu? Bence bu şekilde gitmeyecek. O ittifaklarla, yani bir ittifakın dağılmasına oynuyor. Bir ittifakın kurulacakla karşısına çıkmasından biraz ürküyorlar. Şimdi bakın, üç tane ittifakın üç tane temel unsuru var. Birisi CHP zaten başrolde. İkincisi İYİ Parti, dün Saadet Partisi. Dışarıdan destekleyen HDP var. Gizli ortak diyelim. Şimdi Deva Partisi ve Gelecek Partisi de katılma eğiliminde. Niye katılma eğiliminde diyoruz? Çünkü diyorlar ki biz de işte parlamenter demokratik rejim istiyoruz. Biz de artık kuvvetler ayrılığı istiyoruz. Çünkü şu anda ülkede kuvvetler ayrılıyor. Kuvvetler Birliği var. Ki bunu Cumhurbaşkanlığı itibar söyledi. Kuvvetler Birliği olması gerekir dedi. Atatürk zamanında atıfta bulunarak. Bir de hukukun üstünlüğünü istiyorlar. Şimdi bu üç temel, bu asgari müştereklerde bu 4-5 parti birleşmesi Cumhur İttifakı'nı biraz ürkütüyor. Bahçeli'nin de her konuda aşırı tepki vermesi. Cumhurbaşkanı ikili bile bak, Gezi'de de şöyle olduydu.
şunu yaptılar, bunu yaptılar, dış güçler, işte hendek gazlar falan deyip başka olayları hatırlatması, insanlara biraz korku vermesinin nedenlerinden başında da bu geliyor. Karşıdaki blok güçlerini, ha bu blokla seçime girerler mi girmezler, bence oturuyorlar. Büyük bir yasal, hem siyasal partiler kanununda hem seçim yasasında önemli değişiklikler yapmak için bir hazırlık var. Ha bu değişiklikler ne kadar hayata geçiyor? Kanun olarak hayata geçiyor ama 50 artı 1 değiştirebilirler mi? O zaman anayasa değişikliği gerekiyor. Onu yapmaları için Tayyip Erdoğan'ın da şunu demesi lazım. Çıkıp tamam bu başkanlık o zaman başbakanlık sistemine dönelim derse ancak muhalefet onun ha peki o zaman deyip belki evet diyebilir. Ama şu anki pozisyonda 50 artı 1 kalacaktır. Bir kişi yürütmenin başı olacak. Cumhurbaşkanı, devletin başı falan olacak. Bu pozisyonda karşısındaki ittifakı kırmaları lazım. O ittifakı kırmanın formülünü şu anda bulmuş değiller. Ama büyük bir arayış olduğu işte Ankara kulislerinden gelen haberler. Eğer öyle bir değişiklik yaparlarsa anayasaya göre de bir yıl içinde seçime de gidemiyorlar. Ama Türkiye'yi de seçim zorluyor. Ekonomi zorluyor, iş hayatı zorluyor, işsizlik zorluyor. Bir toplumsal bir sıkışma var. O sıkışmanın artışmanın yolu seçim. Evet. Bir seçim Türkiye'yi rahatlatır. Seçim Türkiye'yi çok o sıkışan baskıyı, sıkışan atma. Bir düdüklü tencere düşünün. Ya o kaldı diye o hava, o havanın çıkması lazım. O baskın üzerinden kalkması lazım toplumun. Bir rahatlama, bir tercih yap. Ha tekrar Tayyip Erdoğan'ı seçebilir bu güven oynaması. Hiç şey yok. Onda o bile Türkiye'yi rahatlatır. Bakın Erdoğan bugün yönetiyor. Biz diyoruz ki kötü yönetiyor. Ekonomi şöyle kötü, dış politika şu hatalar. Ama onun bir daha gelip de normal şartlar içerisinde bir şaibesiz seçimle tekrar iktidara gelmesi yine Türkiye'de. O zaman derler ki evet oldu, bir piyasa rahatlar, insanlar rahatlar. Başka birisinin gelmesi daha da rahatlatır diye düşünüyorum. Çünkü başka bir yeni bir hikaye yazılacaktır. Türkiye'nin artık bugün 18 yıllık bir iktidara geldiğimiz noktaya bakın. Yani şimdi 18 yıl sonunda işsizlik ne hale gelmiş? Enflasyon ne durumda, dolar ne halde, yani piyasada yaprak kımıldamayacak. Ha bunu gidip de efendim koronavirüsü şöyle oldu ona bağlamasınlar, çünkü onun etkisi var mı? Var. Ama biz Nisan'ı Mart ayında, yani korona tehlikesi Türkiye'yi vurmadan, korona Türkiye'yi vurmadan önce Türkiye zaten bunun işaretlerini veriyordu, alarm zilleri çalıyordu. O yüzden hani o anda Türkiye hızla, belki korona olmasaydı hızla Tayyip Erdoğan bir seçime gidebilirdi. İşte kredileri açması, konut kredileri verdi, araba kredileri verdi. Ya tatile gidin diye kredi verdiler insanlara, 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli falan diye. Sonra da tatile gidenleri suçladılar, sonralara gittiniz koronayı taşıdınız falan diye. Şimdi o kredileri vermesi şu şey yaptı, bir para bolluğu yapacak. Piyasa toparlanacak. Piyasa toparlanamadı. Şimdi çünkü artık halkın durumunu okuyamayasa hale geldiler. Şöyle bir şey örnek vereyim. Bakın konut kredisi vererek dediler ki işte ödemesiz 6 ay, bazı şeylerde 1 yıl ödemesiz, işte 10 yıl, 12 yıl, 5 yıl vadeli krediler verdiler. Bunların amacı şuydu. Dediler ki biz bu kredileri dağıtırsak, bu parayı dağıtırsak ve normal faizin altında, yani %8-25 iken Merkez Bankası'nın politika faizi, bunlar 7'lerden, 7,5'lardan, 7,70'lerden para verdiler. Yani bankalara zorladılar, özellikle kamu bankaları para dağıttı. Bunun amacı şuydu. Dediler ki bu insanlar gider sıfır ev alır. O evleri aldıkları zaman inşaat sektörü, evleri satıyoruz yenilerini yapalım der. İnşaat sektörü üzerinden Türkiye son 10 yılda ev yaparak, gökdelen yaparak, AVM yaparak, işte köprü yaparak, yol yaparak, tünel yaparak büyüdü. İşte onun üzerinden yeni işler yaparız. Bir çark dönmeye başlar. İstihdam, çünkü yan sanayide harekete geçiririz. Yan sanayide harekete geçirdiğimiz zaman bir para dönüşü olur. Bir istihdam da yaratırız. Bu durgunluğu kırarız diye düşünüyorlar. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştılar. Dağıttıkları paradan %70'i
ikinci el konuta gitti. Yani parayı alan gidip birinci el konut aldı, ikinci el konut aldı. Şimdi ikinci el konutu alan, satan kişi de gitti, aldığı parayı götürdü, dolara yatırdı, euroya yatırdı, altına yatırdı. Şimdi bir anda 6.80'lerden 7.50'lere doların falan çıkmasının nedeni ne? İşte bu paraların, o saçılan paraların gidip oraya akması. Bakın %19, 20, 22 bazı hesaplara göre sıfır konut alınmış. Gerisi kalan para hep ikinci el konut alınmış. Evet. O zaman inşaat evet. sektörü de can, yani hiçbir planları tutmadığı için ben seçime eskiden biraz düşünüyordum giderler mi Kasım Aralık diye. Şimdi ihtimal vermiyorum. Durumu düzeltebilirlerse yani bir swap anlaşması, çok büyük anlaşma, işte Trump Kasım'da yeniden gelir de Türkiye ile böyle bir büyük bir anlaşma yapıp da bir 50-60 milyar dolarlık bir swap anlaşması yaparsa Mayıs'a doğru bir rahatlama, dövizin çözülmesi gibi bir pozisyon olursa belki Mayıs'ta, belki önümüzdeki sene gider. Ama bugünkü pozisyonda bu kadar büyük bir işsizlikle, bu kadar büyük yoksullukla gideceklerini zannetmiyorum. Sayın Tezkan, aslında sizinle konuşmak istediğim bir konu daha var. Bugün köşe yazısında yazdığınız konuyu da sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok dikkat çekiciydi. Yap işlet devret modelleri, Çanakkale Boğazı'na yine geçiş garantili köprü yapımına başlandı. Siz de gittiniz orayı gördünüz, izlenimlerinizi de köşe yazınıza aktardınız. Yani müteahhit firmaya 30 bin araç geçileceği söyleniyor. Yani geçiş yapacağı söyleniyor günlük. Ama siz orada konuştunuz esnafla, bu kadar aracın geçmesi mümkün değil diyor esnaf da oradaki. Vatandaşlar da aynı şekilde. Yani aslında baktığımız zaman bu konu devletin kasasının bir kara deliği gibi. Sizden dinlemek isteriz oradaki izlenimlerinizi. Şimdi mesele şu, sadece Çanakkale Köprüsü değil bu mesele. Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bakın 135 evet. bin araç garantisi vermişler. Geçen var mı? Yok. Osman Gazi Köprüsü'nden verdikleri sayının %50'si oranında araç geçiyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Bu Binali Yıldırım'a ben de sordum hani bu soruyu ama cevap vermiyorlar tabii bu konularda. Konuşmak da istemiyorlar. Şimdi abartılı bir şekilde bir garanti politikası istiyorlar. Bu şehir hastaneleri de aynı şekilde kara delik. Bakın havaalanları büyük bir kara delik. Çünkü size yolcu garantisi veriyor. Diyor ki 2 milyon yolcu geçecek diyor. Yani böyle bir yolcu yok. Yani işte ya yeni yapılan havaalanında. Ama siz onu 20 yıl boyunca devlet ödüyor. Şimdi bu yeni yaptıkları köprü, bakalım bu köprüye. Nerede oturuyorsunuz? İstanbul'da mı? Nerede? Çorlu'da mı? Şimdi Çorlu'da oturdunuz, ortada bir yerde, Silivri diyelim. Silivri'de oturdunuz, İzmir, Manisa, Aydın falan gideceksiniz. Nereden gidersiniz? Şimdi çıkacaksınız, Çanakkale Köprüsü'nden mi gidersiniz? Tabii ki Çanakkale Köprüsü'nden gittiniz diyelim. Aynı yere iniyorsunuz, yani İzmir Balıkesir yoluna inip oradan diyelim ki Aydın'a gideceksiniz. Bu taraftan giderseniz Osman Gazi Köprüsü'nden gidiyorsunuz. Şimdi bir de Kuzey Anadolu Otoyolu diye bir yol yaptı. O yolun da amacı neydi? Edirne'den giren o yoldan tepeden geçecek. Hiçbir yer İstanbul'a bağlantısı olmadan tepeden Osman Gazi Köprüsü üzerinden yaşayacak ya Ankara istikametine gidecek. Havaalanından yanından geçen. Şimdi bunlardan onu da yaptınız, bunu da yaptınız. Şimdi ikisi birden zaten birisi hala çalışmıyor. %50 kapı. Öbürküsü devreye girdiği zaman diyelim ki %50 bir daha bölümde o %25'le çalışacak, öbürküsü %25'le çalışacak. Yani bu kadar büyük israf, bu kadar büyük bir para yatırımı görseniz ki parayı toprağa, betona gömüyorlar. Çünkü ama Türkiye'de ne var? Bir beton lobisi var. Bakın Ankara'da Amerika'da silah lobisi vardır. Ankara, Amerika'yı yöneten Amerika'da etkili olan silah lobisidir ve silah lobisinin pozisyonlarına göre iktidarlar belirliyor. Türkiye'de de bir 10 yıldır, 12 yıldır geniş bir beton lobisi gelişti. O beton lobisi işte Türkiye'yi yönlendiriyor. Şimdi havaalanı yapıldı, makine parkuru boşalıyor, binlerce kamyon, araç falan. Ne yaptılar? Gittiler Çanakkale Köprüsü. Şimdi rentable mı? 30 bin araç geçer mi? Binali Yıldırım'a ben buradan soruyorum. 2023 yılında 30 bin araç geçer mi? Geçmesi mümkün değil. 30 bin araç. O zaman Osman Gazi'den kim geçecek? Veya Osman Gazi geldi kamyon oradan mı gidecek, buradan mı gidecek? Şimdi bir tane köprü yaptınız. Evet. Öyle veya böyle. Tamam, Osman Gazi iyi oldu. Güzel oldu. Hoş oldu. Ama o kadar yüksek bir garanti veriliyor ki
Şunu yapmak lazım. Şimdi geçen de veriyor, geçmeyen de veriyor. Şimdi Osman Gazi Köprüsü'ne bak. $35 artı KDV diyor. Şimdi çarp 35 doları, hangi kurdan çarp? Üzerine de %8 KDV koyun. Şimdi 280 liraya falan geliyor. Şimdi geçen 280 lira ödemiyor. 107-110 lira, 117 lira ödüyor. Şimdi, ama üstünü hazine veriyor. Bak geçenden. Geçmeyenin de parasını hazine veriyor. Yani insanlar geçse de geçmese de her vatandaşın cebinden para çıkıyor. Çünkü bizim vergilerle onu ödüyor. Şimdi böyle bir sistem olamaz. Siz bir tane yol yaparsınız. Dersiniz ki bu yol evet 3 şeridi, 4 şeridi, 150 ile 160 ile 170 ile hızlı gitmek isteyenler, kestirmek isteyenler, çabuk geçmek isteyenler bedel ödenerek gider. İstemeyenler ayrı bir yoldan gider. O yolda 90'dır, normal, standart şehir arası yoldur. Bunu anlarım. İsteyen o bedel öder. Şimdi ben o yoldan gitmek istemiyorum ama her geçmeyen araç içinde devlet benden para alıyor. Sadece bunun için almıyor. Bakın bütün bu tüneller için, sadece bir köprü değil, bütün tüneller, bütün köprüler, bütün hastaneler, bütün otoyollar için. Yani Kuzey Anadolu otoyoluna bir çıkın, korkarsınız, gidemezsiniz. Kimse incin yok, hele gece saatinde geçin. Ya dersiniz ki başıma bir şey gelse beni burada soyarlar. İncin top oynayan kamyonların zorunlu olarak oradan geçeceksin dedikleri bir yol haline gelmiş. 5 şeritli yapmışlar. 5 şerit bazı yer yer. 4 bazı yerlerde 5 şerit. Devasa yollar, övünüyorlar bu kadar. Geçen yok. Efendim 30 sene sonra, 40 sene sonra işe yarayacak. 20 sene sonrakiler yapsa ne olurdu? Hani bugünkü bu kadar büyük sıkıntı çekmek zorunda mıydı bu insanlar? Bakın 7 lira, 7.50. Geçenlerde Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki biz dedi 150 tane ülkeye dedi tıbbi yardım ya. Tabii ki bunun bedeli olacak dedi. Biz 150 ülkeye yardım niye yapıyoruz ki? Amerika'ya uçak dolusu tıbbi malzeme, Almanya'ya, İngiltere'ye, İspanya'ya her yere tıbbi malzeme yolladık. E diyorlar ki biz tabii ki biz oralara yolladık. Bize gelmedi o malzeme de yolladık. Bedelini çek. Bedeli yedi. Niye çekiyoruz? Niye böyle bir politika izleniyor? Onu da anlamak mümkün değil. Vallahi Sayın Tezkan anlattıklarınız çok güzeldi. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız. Sağ olun, var olun. Peki, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili izleyenler, dış politikada da önemli gelişmeler yaşanıyor. Dış politikada biliyorsunuz Doğu Akdeniz krizi var. Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim hala düşmedi. Bu gerilim iç siyasete de yansıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Erdoğan'ın açıklamalarına da muhalefetten tepki geldi. Bir o açıklamalara bakalım. Tekrar görüşeceğiz. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Gerek Doğu Akdeniz'de, gerek Ege'de sapına kadar haklıyız. Ama yalnızız. İktidarın tam manasıyla sınıfta kaldığı kanaatindeyim. Akdeniz'deki gerilim iç siyasetinde sıcak gündemi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak cumartesi günü konuşmuştu. Sessizliğini bozdu. Türkiye'nin şantaja boyun eğmeyeceği anlaşıldı dedi. Muhalefetse dış politikanın yanlış yürütüldüğünü vurguluyor. Bunun sonucu olarak da Türkiye'nin yalnızlaştığını söylüyor. Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Eskiden böyle değildi. Türkiye kimle mücadele ederse etsin, kimle karşı karşıya gelirse gelsin, yanında tarihsel birikime ve gelişime dayalı ülkeler bulur. Dostluğumuz kalmadı dünyada neredeyse. Ve öyle bir başarı gösterdiler ki kendi aralarında ihtilaflı olan ülkeler Türkiye bahis mevzu olunca ittifak ediyorlar. Muhalefet Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönme nedenini de sordu. Yunanistan iyi niyetimizi görsün diye taviz mi verdiniz sözleriyle? Hiçbir şekilde ne Doğu Akdeniz'de ne Ege'de kazanımlarımızdan ve haklarımızdan zerre taviz vermeyeceğiz. Tavizin sonu gelmez. Şimdi buradan soruyorum. Dışişleri Bakanımıza soruyorum. Erdoğan'a soruyorum. Oruç Reis gemisi bakımda mı? Yoksa Yunanistan'a bir jest olsun, Yunanistan Türkiye'nin iyi niyetini görsün diye mi Antalya Körfezi? Son günlerde meselenin çözüm yeri olarak
diplomasi masasının öne çıkarılması elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur. 18 senedir iktidardasınız. Bir Kardak adasını bile koruyamadınız. Bütün adaları işgal etti Yunanlılar. Bu bugün mü gözüküyor? Biz biliyoruz da iktidar bilmiyor mu? Yunanistan cephesinden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ama bu kez Yunan milletvekillerinden Atina yönetimine bir uyarı geldi. O vekil Lahey Adalet Divanı'na gidebiliriz diyen Miçotakis'i uyardı. Yunan halkına Lahey'e gidersek Meis Adası'nın ekonomik bölgesini kaybedeceğimizi söylemeliyiz. İnsanlar bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Bunu açıklamalıyız. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını test edenler de her zaman hak ettikleri cevabı bizden alacaklardır. Hükümeti hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusunda taviz vermemeye çağırıyoruz. Taviz vermediği Evet sevgili izleyenler, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim sürüyor. Muhalefetin eleştirileri vardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi tüm bu konuları değerlendireceğiz. Skype bağlantımız var. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Betül Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Sayın Yavuz, Doğu Akdeniz'deki kriz daha ne kadar devam eder diye sorayım ilk başta. Doğu Akdeniz'deki kriz çok uzun süre bitmez. Geçici olarak tansiyon düşer ama krizin kolay çözümü yok. Peki tartışılan bir konu daha vardı. Oruç Reis'in Antalya Limanı'na geri çekilmesi muhalefet taviz olarak nitelendirdi. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani tam bir gerekçesini bilmeden bu bir tavizdir ya da değildir demek uygun değil. Yalnız tabii Türkiye'de maalesef iç politikayla dış politika birbirinin içine girerek yürütüldüğü için haklı olarak bazı eleştiriler iktidara yapılıyor. Çünkü herhangi bir sonuç alınmadan sonuç alınmış gibi hareket ediliyor. Ya da ne bileyim insanların duygularını ön plana çıkartarak sorunlar çözülsün isteniyor. Bu ben çok doğru bulmuyorum. Yani Yunanistan'la Türkiye'nin harp etmesini gerektirecek bir durum şu anda yok. Bu iki nedenle söyleyebilirim bunun gerekçesini. Birincisi biz Yunanistan'la harp etmemeliyiz. Yani harp öyle kolay kolay istenen bir şey değil. Hayati olmadıktan sonra harp edilmez. İkincisi, koşullar da çok fazla bir savaşı göze almayı gerektirmiyor. Bence Türkiye'nin daha güç kazanması ve eğer bir çatışma tercihinde bulunacaksa bunun için uygun zamanı seçmesi yerinde olur diye düşünüyorum. Peki bu süreçte Türkiye nasıl bir politika izlemeli Doğu Akdeniz'de? Valla Türkiye bir defa hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'de kendi taleplerinin bir adım gerisine düşmemeli. Çünkü Ege'de ne istiyoruz biz? Ege'de karasularını 12 mile çıkartamazsınız diyoruz. Ayrıca Ege'de silahlandırdığınız adaları silahlandırmaktan hukuken yanlış çünkü. Haklıyız bu konuda. Ayrıca Lozan'la 3 milin içerisinde kalan yani 3 millik karasularımızın içerisinde kalan ada adacık kayalıklarının tamamı bize ait. Bunlardan bir kısmını Yunanistan 2004'lerden itibaren yavaş yavaş işgal etmeye başladı ve bir kısmını işgal etti. Dolayısıyla buralardan da çekilin deme hakkımız var. Ayrıca Meis Adası, tabii Akdeniz'deki bazı konular tartışmalı. Yani Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşma tartışmalı. Bazı görüşlere göre bizim Libya ile yaptığımız anlaşma tartışmalı. Bazı görüşlere göre diyorum çünkü ben konunun uzmanı değilim. Tabii bu İki tarafın
kabul edebileceği bir çözüme doğru bu işi götürmek lazım. Ama Yunanistan tabii çok büyük bir maksimalist yaklaşım içerisinde. Bunları kabul etmek de mümkün değil. Dolayısıyla bu süreçte biraz sakin bir devreye girildi. Bence iyi oldu. Bu sorunlar kısa sürede çözüm bulacak sorunlar değil. Muhtemelen iki ülke çok aklı selim yönetimlerle yan yana gelirlerse ve sadece iç politikaya oynamaktan vazgeçerlerse çok daha iyi bir süreç başlatılmış olur. Şimdi Akdeniz'de barış masası kurulur mu konuları da tartışılıyor. Diyelim ki kuruldu. O masada sizce kimler olmalı uzun süreli bir ittifak olabilmesi için? Yani Akdeniz'de sadece komşu olanlar, yani Akdeniz'de sınırı olanlar, kıyıdaş olan ülkeler olmalı. Başkalarının burada oturmaya hakkı yok. Yani Avrupa Birliği'nin bile yok. Çünkü bu bir ulusal meseledir ve Yunanistan'la Türkiye arasındadır. Yani Akdeniz'in üç bir tarafında taraflar birbirleriyle görüşmelidir. Nitekim Cumhurbaşkanı da zaten Güney Kıbrıs Rum yönetimi hariç herkesle görüşürüz dedi. Bence de doğrusu budur. Yani bu süreç diyalogla atlatılmalı, öyle mi? Anlıyorum dediğiniz. Evet, evet, evet. Diyalogla atlatılmalı. Ama eğer bıçak kemiğe dayanırsa da onun için de uygun zaman, zemin yaratılmalı ve ona göre hareket edilmeli. Şu anda Türkiye çok geniş bir cepheye dağılmış ve karşısında da çok geniş bir cephe oluşturmuş durumda. Bunu biraz politik olarak, siyasi olarak değiştirmeli ve askeri gücün kullanılabilmesi için daha uygun bir zemine doğru çekmeli. Tabii bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri ile görüşmüştü. NATO ile bir toplantılar oluyor. Bu çözüm getirir mi Doğu Akdeniz'de ve Ege'de yaşanan sorunlara? Yani çözüm sorunların çözümü yok Betül Hanım. Kısa süreli çözümü hiç beklemeyelim. Öyle bir beklenti içerisinde olmayalım. Ama kısa sürede bir çatışma içerisine girmek de uygun değil. Ana hatlarıyla söylemek istediğim bu konuda budur. Yani bu çizgiyi, bu çerçeveyi muhafaza etmeyi uygun görüyorum. Gerek gelişmeler, jeopolitik tablo böyle bir okuma yapmamı gerekli kılıyor. Baktığımız zaman Türkiye boğazları kapatabilir mi? Böyle bir yetkisi var mı? Boğazları niye kapatsın? Ne gerek var? Savaş halinde kapatır zaten. O da savaş gemilerine kapatır. Hani Yunanistan savaş için silah anlaşmaları falan yapıyor ya, o yüzden sordum. Türkiye'de böyle bir tepki olarak yapabilir mi diye. Yani bildiğim, ben Montreux uzmanı değilim ama yani ana hatlarıyla sadece eğer bir geminin geçmesini istemiyorsa arama yapma hakkı var tabii. Yani öyle tedbirler alabilir ama genel olarak boğazları kapatması uygun değil. Şimdi bir... Bir de şunu söyleyeyim. Tabii. Yani boğazları açarak ya da açık olmasından istifade ederek hangi ülke Yunanistan'a silah verecek? Yani Yunanistan'a silah verenler işte kışkırtanlar onu, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri. Üst kuruyor biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Karaağaç civarında, Dedeağaç civarında, düzeltiyorum. Dolayısıyla Fransa'da zaten en büyük meselesi Yunanistan'a silah satmak istiyor. Çünkü Fransa'nın gerçekten büyük bir savunma sanayi var ve savunma sanayi pazar bulamazsa sıkıntıya düşer. O nedenle Fransa'yla Yunanistan arasındaki ilişkileri biraz da bu noktayı nazardan okumak gerekir. Sayın Ahmet Yavuz Çavuşoğlu'nun Lozan'a yönelik bir açıklaması vardı. Onu izleyicilerimize bir hatırlatalım. Tekrar size döneceğiz.
Geçmişteki anlaşmaları büyük bir başarı öyküsü olarak ders kitaplarında bize ilkokullarda, ortaokullarda anlatmaya çalıştılar ama maalesef işte görüyoruz. Sen Lozan'a çamur atacağına, Cumhuriyeti kuranları eleştireceğine ki bu adalarla ilgili geriye giderse Erdoğan, bunlar Çavuşoğlu, bunlar Lozan'da verilmiş değil. 1911'de 13'te yapılmış anlaşmalar var. Bugün sizin Dışişleri Bakanı bizim yurttaşı olabildiğimiz bir Türkiye Cumhuriyeti varsa onu İstiklal Savaşı ve sonrasındaki Lozan'a borçluyuz. Meclis üzerinden Türkiye'nin tapusu Lozan'a yönelik sarf ettiğiniz sözler gerçek dışıdır Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Lozan Anlaşması tartışmaları bir kez daha ısıtıldı. Ankara'da siyasetin sıcak gündemi oldu. Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan'la ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözleri tepki çekti. Çavuşoğlu, Meis Adası'nın yapılan anlaşmalarla kaybedildiğini söyledi. Muhalefetten ve tarihçilerden tepki sesleri yükseldi. Geçmişte vermişiz yani bu adayı. Meis. Meis'i İtalyanlara, İtalyanlar da Yunanistan'a vermişler. Yanı başımızda hemen. Yanı başımızda vermişiz bu adaları. Şimdi geçmişteki anlaşmaları büyük bir başarı öyküsü olarak ders kitaplarında bize ilkokullarda, ortaokullarda anlatmaya çalıştılar ama maalesef işte görüyoruz. Ayıp ayıp, Yunanistan'ın taleplerini meşrulaştırıyorsunuz. İstifa edin. Yani attığınız çamur aslında Lozan'ı imzalayan İsmet İnönü'ye ve Mustafa Kemal Atatürk'e değil, Osmanlı'yadır. Osmanlı Osmanlı deyip duruyorsunuz. Bu adaları Cumhuriyet vermedi. Lozan hezimet mi? ABD'li diplomat James Gerard, Lozan'da Hristiyan medeniyeti çarmıha gerilmiştir der. İngiliz Başbakanı Lloyd George, 28 Temmuz 1924 tarihli Daily Telegraph'da Türklerin başarısı, uygarlığın başarısızlığıdır diyerek hakkını teslim eder. Tarih nankör değil. Genç Cumhuriyet vermedi. Genç Cumhuriyet bunların bir kısmını geri aldı. Hangilerini aldı? İşte Bozca'da, Gökçe'de, Tavşan Adaları ve Anadolu sahillerine 3 mil mesafedeki formasyonları Lozan geri aldı kardeşim. Osmanlı kaybetmiş idi. Sayın Yavuz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçmişteki anlaşmaları büyük başarı öyküsü diye ders kitaplarında ilkokulda anlatmaya çalıştılar bizlere ama maalesef işte görüyoruz böyle değil. Açıklamasını nasıl yorumlamamız lazım? Valla nasıl yorumlanabilir bilmiyorum. Yani ben bugün bir tweet attım. İsterseniz onu okuyayım vatandaşlarımıza, izleyicilerimize. Kendileri ne demek istediğimi anlasınlar. Valla sizden dinlesek daha iyi olur. Peki. Yani babam varını yoğunu harcayarak bahçeli bir ev bırakmış. Ölmüş gitmiş. Arkasından dua etmek yerine bahçe kapısının önündeki İncir ağacını neden almadın diye adamın arkasından konuşuyorsun. Üstelik bahçe duvarı üstündeki ağaçları koruyamamışsın ve bunları vermekten hiç söz etmiyorsun. Yani 2004'ten beri biraz önce ifade edildi. 3 milin içinde Lozan'la karasularımızın içinde kalan ve ismi zikredilerek Yunanistan'a bırakılmamış bütün formasyonlar Türkiye'ye bırakıldı. Çavuşoğlu'nun ait olduğu iktidar 2005'lerden itibaren bu adaları, 18 adayı, bir kayalığı Yunanlılara bıraktı. Yani ne anlatıyor bilmiyorum. Eğer Meis'i söylüyorsa Meis'in de Lozan'la alakası yok. Dolayısıyla bunlar böyle. İşte diyorum ya, iç politikaya alet ederseniz olmaz. Bakın bugün Türkiye'nin savunduğu, Ege'deki savunduğu bütün tezler Lozan'a dayalı. Siz eğer Lozan'ı hafife alırsanız dışarıdaki insanlar da sizi hafife alır. Sizin Türk milletini hafife aldırma hakkınız var mı? Ya buna birileri inanır. Kahve cemaatleri buna inanır. İşte böyle konuşurlar aralarında. Hiçbir şeyi bilmezler. Geçen gün beni Çengelköy'de iki vatandaş çevirdi. Ya işte komutanım, biz dedi bu Lozan'da vermişiz bu 12 adaları falan dedi. Hangi anlaşmayla dedim? Lozan anlaşmasıyla dedi. Peki Lozan anlaşmasını biz kaç yılında imzaladık dedim? 1923 yılında. Peki bu 12 adalar ne zaman verildi? 1912'de.
Nerede imzalandı? Lozan'ın Uşi kentinde. Ama saf ve temiz vatandaşlarımızı kandırmak için bu tür hilelere başvuruyorlar. İşte meseleleri gerçek değil. İşte nasıl oy alabiliriz? Türkiye'de bu konuda çok kalite kaybı oldu. Maalesef Dışişleri Bakanı da buna kötü bir şekilde uymuş durumda. Baktığımız zaman Türkiye bölgede yalnız mı bırakılmak isteniyor? Türkiye kendini yalnız bıraktı zaten yeteri kadar. Ya Türkiye zaten genel olarak Batı'da çok sempatiyle bakılan bir ülke değildir. Bu tarihsel kökü olan bir şeydir. Geldiler büyük bir iddiayla, Lloyd George işte Türkleri denizden uzaklaştıracağız dedi ve artık dedi Avrupa'da yerleri yok onların dedi. Yunanlıları da biliyorsunuz sürdüler 1919'dan itibaren üstümüze. 1922'de Yunan denize döküldü. Onlar da akıllanmıyor. Onlar da hala kusura bakmasınlar. Belki işlerinde akıllı insanlar var. Onlar uyarıyorlardır. 1922'den 2020'ye geldik. 90 sene, 8 sene geçmiş. O zaman İngilizlere, Fransızlara dayanarak çıktılar İzmir'e, Polatlı'ya kadar geldiler. Sakarya'da durduruldular ve denize döküldüler. Çok hazin bir şekilde bir sonuçla o kararı verenleri götürüp idam ettiler. Şimdi 100 sene geçmiş aradan yine Türkiye ile uyumlu bir şekilde sağlıklı bir komşuluk ilişkisi kurarak sorunsuz bu denizin bütün ürünlerini birlikte paylaşma, zenginliği birlikte paylaşma varken gidiyorlar işte şimdi de Fransa arkasında, efendim Almanya arkasında, Amerika Birleşik Devletleri arkasında Türkiye ile kos paylaşmaya kalkıyor. Bu olmaz, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani akıllı Yunanlıların buna karşı çıkması lazım. Mesela İzmir'i işgal etmeden önce Metaksas denilen general onları ikaz etti. Dedi ki yapmayın. Burası dedi Türkiye, burası bu insanlar savaşçı bir millettir. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda kahramanca savaştılar. Evet ülkeleri şu hale geldi ama bize bırakmazlar oraları dediler. Dedi ve ikna edemedi. İkna edemedikleri adamların hepsi asıldı. Yani şimdi tekrar Türkiye ile kavga yapmanın bir alemi var mı? Peki Yunanistan adaları silahlandırdığında neyi amaçlıyor baktığımız zaman? İşte kendisini tehdit altında hissettiğini düşünüyor ve silahlandırıyor. Yani çıkamazsınız diyor. Böyle bir şey içerisinde, psikolojik yıkım içerisinde demek ki. Yani onu Yunanlara da sormak lazım. Ben şahsen Türkiye'nin onların anormal talepleri, maksimalist taleplerinin doğurduğu psikolojik karşı koyma ve tedbir alma dışında Türkiye'nin Yunanistan'la ilgili bir problemi olmaz. Ama denizi ben istediğim gibi kullanacağım, seni buraya sokmayacağım derse bunun sonucu savaşa kadar gider. Yani bu istemediğimiz halde savaşa kadar gider, bunu bilmeleri lazım. Yani burada mesele o hükümet, bu hükümet meselesi falan da değildir yani. Yunan milletvekilinin bir açıklaması vardı. Yunanistan Lahey'e giderse, Yunanistan Lahey'e giderse Meis Adası'nı kaybeder dedi. Yunan yetkililere bir uyarı yaptı. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Giderse gerçekten hani böyle bir durum söz konusu olur mu? Tabii şimdiye kadar Adalet Divanı'nın verdiği kararlarda geniş kıyıları olan ülkelerin yakınlarında ama karşı kıyıdaki ülkeye ait adaların münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığının olamayacağına dair birçok karar var. Fransa ile İngiltere arasında var, başka ülkeler arasında var. Yani sayılarını hatırlayamıyorum şimdi ama çok sayıda karar var. Şimdi Meis Adası'nın sını kaybetmez tabii. Yani Adalet Divanı Meis Adası'nı Türkiye'ye vermez. Şu kararı verir. Tamam, Meis Adası'nın karasuları vardır.
düzeltiyorum. Evet, karasuları vardır. Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesi olamaz der. O zaman kaybetmiş olur tabii. Aslında bunu baştan kabul etse hiç sorun çıkmayacak belki. Peki baktığınız zaman neden bu kadar ısrarlı Yunanistan? Çünkü o orada böyle geçmişten gelen bir Türk düşmanlığı var ve bu Türk düşmanlığı büyük bir politik mevziye çevrilmiş vaziyette. O politik mevziden kendini kurtaramadığı zaman işte böyle dar milliyetçi bir bakış açısı hakim oluyor. Yani bu yeni bir şey değil. Sürüp gidiyor. Yani aklı başında insanlar yönetirse belki daha farklı bir noktaya evrilir. Ama bu arada mesela bugün bir kanalda izledim. Bir kanalın Yunanistan temsilcisi halkın %65'inin Türkiye ile kesinlikle savaş istemediğini ortaya koyuyor. Yani orada da insanlar var, aklı başında çok insan var. Ama onların sesi demek ki yeteri kadar gür çıkmıyor. Görünen o ki bir süre daha Doğu Akdeniz'i konuşmaya devam edeceğiz. Evet, daha çok uzun süre konuşuruz Doğu Akdeniz'i. Kısa sürede bu işler bitmez. Onun altını çizelim. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldınız. Sağ olun, var olun. Anlattıklarınız önemliydi. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyenler, gündem özel programının sonuna geldik. Bizden sonra saat başında Açıkça programı karşınızda olacak. Sakın kaçırmayın.